Airport'tan merhaba. Bu hafta stüdyomuzda önemli bir konu ağırlıyoruz. Pegasus Yolları Genel Müdürü Mehmet Nane. Mehmet Bey sektörde birinci yılını tamamladı. Havacılık sektörüne bakışı ve para kendi sektörüyle bu sektörün kıyaslamasını kendinden almak istiyoruz. Tabii ki havacılıkla ilgili diğer konularla birlikte Mehmet Bey hoş geldiniz. Merhaba iyi yayınlar Gülter Öncelikle şu sizin sektöre bakışınızı merak ediyorum. Öteki tarafın duayeni olarak Havacılık sektörüne geçtiniz. Gerçi çok yabancısı olduğunuz bir şey değil ama sadece bir iki parametre değişti. Siz burada hem yenilikler katacaksınız, kattınız da belki. Bir de işte dışarıdan bakınca nasıl görünüyordu içine girdiğinizde, nerede karşılaştınız? Yani dışarıdan bakınca bu kadar detaylı olduğu görünmüyordu tabii ki. Detay anlamına baktığımızda temel farklılığı şöyle söyleyeyim. Burada regulasyon ve uyum çok çok önemli. Çünkü... ...hata yapma öz yok burada, şansınız yok. Hiçbir şekilde hata yapamazsınız. Yani 6 sigma kuralı vardır biliyorsunuz iş dünyasında ve uygulanan bir yöntemdir de. Burada 6 sigma yapma öz şansınız yok. Öyle bir şey yapamazsınız. Bir de safety'nin önemli ben burada çok gördüm. Misafir açısından sonuçta daha önce elektronik, sonra gıda perakendesi. Misafir aynı, burada da koltuk satıyoruz. Ama misafire bu koltuğu sunarken ortamınız... Yani daha önce mağazada sunarken buradaki uçak ve onun periferindeki teknik donanımlar, burada çalışan arkadaşlarımızın yetkinliği ve yeterliliği çok bambaşka. Bulunduğunuz sektördeki ne gibi artıları buraya taşıdınız veya da taşıma niyetiniz var? Gördüğünüz muhakkak bir şeyler vardır pazarlama yönüyle. Mutlaka var. Burada bir Sayın Başbakanımızın da kulağını çınlatmış olalım. Sayın Başbakanımızın bir lafı var ya ya bütün bu olaylar beni mi bekledi başbakan olmamı? Ben de diyorum ki benim mi beklediniz? Tabii ki günceli yönetmeye çalışırken stratejik olarak orta uzun vadeli, bazen de kısa vadeli kazanımlar elde etmeye çalışıyoruz. Genellikle bu misafire daha etkin hizmet vermek ve misafirin kalıcılığını sağlamak yönünde ve operasyonun etkinliğini sağlamak yönünde temel bir örnek vereyim hızlı büyüyen bir şirket olduğu için Pegasus genelde hızlı büyüme noktasında şirketler silo yönetimi yaparlar. Ne demektir silo yönetimi? Siz sadece kendi işinize bakarsınız, kendi evet. işinize odaklanırsınız. Yaptığınız işin sağa sola nasıl bir etki yarattığını, etkin mi değil mi önemsemezsiniz. Ama gene bir analoji vereyim. Kar yağdığında yoldaki çukurlar ve taşlar görülmez. Şirketlerin karı da karlılıktır Ama karlılığın azaldığı ve büyümenin belli nedenlerle yavaşladığı noktalarda kar eridiğinde evet bazı şeyler Peki göze batıyor. Evet, ortaya çıkıyor diyorsunuz. Evet. Yani bunu para nasıl, yemen yerler. Evet, bunu nasıl düzelteceksiniz? Mesela biz orada süreç yönetimine geçtik. Yaptığımız iş belki o bölümün artısına ama sonuçta şirketin artısına mı bunu kontrol etmeye başladık. Süreçlerle yönetim diye bir yapılanmaya başlattık şirketimizi. Bu çok çok önemli. Bu neyi getiriyor? Bize sinerji yaratıyor. Misafir önem veriyoruz. Süreçler bu bizi başka bir olguya götürdü. Müşteri merkezli artık biz hareket etmeye başladık. Şimdi siz söylediğiniz low cost olarak yani düşük maliyette olarak bir dönem bu konuda tam böyle emin değilmiş gibi bir şey vardı Pegasus'ta. Yani low cost mu değil mi? Yani düşük maliyetli mi? Bir network oluşturmaya çalışan hava yolu mu? Burada bir stratejiniz tam netleşti mi? Nedir bakışınız? Şöyle Biliyorsunuz 1990 yılında kurulmuş Pegasus şirketi ve 2005 yılında Esas Holding tarafından alınan süreye kadar charter olarak uçmuş. Tarifeli sefere geçmemiş. Evet. 2005 yılında Esas Holding aldıktan sonra tarifeli sefer, charterdan dönüşüm, tarifeli sefere geçiş olmuş ve o günden itibaren de low cost uygulanmış. Yalnız low cost'a uymayan tek tarafımız low cost nokta nokta uçan uçaklarda genelde evet. uygulanan bir yöntem. Biz evet point to, point biz, to, biz to, evet, to point, point. point. biz ise transfer yolcuya da hizmet ediyoruz. Bunun ana gerekçelerinden bir tanesi de Türkiye coğrafyasının hem demografik olarak konumu hem de genişliği. Ne demek istiyorum? İstanbul'dan Erzurum'a, İstanbul'dan Van'a gittiğiniz sürede Polonya'ya, Avusturya'ya ve İtalya'ya gidebiliyorsunuz. Kaç tane ülkeye gidiyorsunuz? Evet. Doğru. Böyle baktığımızda Avrupa'da küçük bir coğrafyada nokta nokta uçmak çok daha etkin olurken bizde bağlantılı uçmak daha efektif oluyor. Çünkü biz eğer nokta uçuşu yaparsak belli bir grup misafirimizin transferini ya da transitini kaçırabiliyoruz. O yüzden de yerel gereksinimlerden dolayı biz bu transiti yapıyoruz. Ya yani iki tane neden var. Bir fiziksel olarak Türkiye'nin geniş bir ülke olması ve bağlantı ihtiyacının oluşması. İki bulunduğumuz lokasyon itibariyle dünyadaki coğrafyadan dolayı bizim Avrupa ile Asya ve Orta Doğu arasında geçiş köprüsü olmamız bizim transit yolcu taşımamızın ihtiyacını ortaya çıkartıyor. Yani doğal olarak sizi zaten buraya götürüyor. Evet. Yani şartlar itiyor. Yoksa mantalite olarak operasyon verimliliği olarak low cost'tan hiç taviz vermiyoruz. Vermeye de niyetimiz yok zaten. Farklılığımız da burada. Şimdi önümüzdeki 3. Havalimanı açılacak. Evet. Oradaki Pegasus'un rolü ne olacak? Orada taş herhalde şöyle henüz 3. havalimanı ile ilgili bir çalışmamız yok. Ama mantıken baktığımızda biliyorsunuz fazlar halinde açılacak ve biz de çalıştık, ödevimizi yaptık. Fazların ilki İki pistle başlayacak ve 90 milyon adet yolcuya geldiğinde ikinci faz devreye girecek. Üçüncü, dördüncü pist. Evet. 120 milyona gelince de beşinci ve altıncı, altıncı. gelecek. Altıncı. Şimdi altıncı. mevcutta baktığımızda Atatürk Havalimanı'mız iki pistten oluşuyor. Yeni yapılacak havalimanında ilk fazda iki pistten. Yani bu bir yerde Atatürk Havalimanı'nın ikamesi olacak. Bizim Atatürk Havalimanı'ndan bir tane iştirakimiz olan İzmir uçuşları var. O da İzmir uçuşları. Onu da arttırmak için çabalarımız var günde 5 defa uçuyorduk. Onu 7'ye çıkartabilirsek yeni havalimanında bu bizim için bir artı olacak. Ama mevcut yerde bize yer yok. Ama 3. 4. pist devreye girdiğinde ki bu 2019 yılı gibi olacak. O zaman tabii ki biz de hazırlıklarımızı yapıp fizibilitemizi yapıp oraya yönelik nasıl bir planlama içinde olacağız ona bakacağız. Ama bu hiçbir şekilde Sebeya'daki bazımızı etkilemeyecek. Niye derseniz? Osman Gazi Köprüsü'nün açılmasıyla birlikte Sabiha Size Gökçen, çok Marmara bölgesinde özellikle Güney Marmara'nın çok önemli bir habı oldu. Neden? Eskiden feribotla Atatürk Havalimanı'na giden misafirlerimiz araba vasıtasıyla... ...şimdi Osman Gazi Köprüsü'nü kullanıp Direkt... çok hızlı bir şekilde evet. Sabiha'ya gelebiliyorlar. Yani ne oldu bizim Kütahya, Balıkesir, Afyon interlandımıza girdi. Ve yaptığımız bir çalışmada Sabiha Gökçen Havalimanı'nın interlandının 18 milyona ulaştığını gösterdi. Bu da Sabiha Gökçen'in mevcut haliyle gücünün devam edeceğini, hatta devreye girecek olan ikinci pistle birlikte artarak devam edeceğini de güzel bir göstergesi. Siz gelmeden önce filo Boeing'den oluşuyordu. Evet. Yine size tesadüf metti diyelim artık. Airbus'a dönüşmeye başladı. Bu filo dönüşümünü nasıl yönetiyorsunuz onu da merak ediyorum. Çünkü önceden tek tip uçağınız evet. varken şimdi iki tipi yönetmek gerekecek. Bilmiyorum motor çeşitliliği, başka çeşitlilik falan var mı kendi içinde ama muhakkak olabilir de alternatif olarak. Onu nasıl yönetiyorsunuz? Şöyle gövde çeşitliliği var bizde, motor çeşitliliği yok. yok. Bizim bütün uçaklarımız 82 uçağımız var bugün itibariyle. Hepsi CFM motorlu. Boeing'le de çok iyi ilişkilerimiz var. Airbus'ta da çok iyi ilişkilerimiz var. 2012 yılında bir sipariş verilmiş ve tarihinde Türkiye Cumhuriyeti'nde verilmiş en büyük sipariş 75 kesin 25 opsiyonlu 100 uçak siparişi. Tarihinde diyorsunuz o tarihte o sonra... daha sonra verilenler oldu. <laughs> evet. evet. Ama o tarih itibariyle Türkiye Cumhuriyeti'nin verdiği en büyük uçak siparişi. Ben eski yazılara baktım. Siz de bu konuda bir yazı yazmışsınız. Evet. Yani Türkiye için bir gururdu. Burada bir filo dönüşümü vardı ama bu dönüşüm komple değişim anlamında değil. Bizim mesela bu sene gelecek iki tane Boeing, önümüzdeki sene gelecek üç tane Boeing uçağımız var. Yeni aldığımız uçakların bir özelliği vardı. Bunlar CFM motorların bir değişime uğradığını biliyoruz. Neo tabir edilen evet. New Engine Optionlar devreye Yeni girdi. Yeni geldi. jenerasyon. Yeni jenerasyonun eskiyle temel farkı bir cümlede özetleyeceksek yakıt tasarrufu. Siz geldiğiniz sektör itibariyle baktığımızda burada Yolcu dışı faaliyetlerden de hava yolunun gelir sağlayabileceğini düşünecek en iyi isimlerden birisiniz. Çünkü dünyada zaten böyle önemli bir Doğru. trend var. Zaten Ali Bey de uçakta suyu da parayla satmaya başlamıştı. Siz bunun üzerine neler koymak istiyorsunuz? Yani biz sadece uçak içinde satış olarak bakmıyoruz evet. olaya. Biz kapıdan kapıya bir deneyim satmaya çalışıyoruz. Yani bizden bir bilet aldığınız vakit, Evden çıktınız, sizi ev kapınızdan alıyoruz, uçağa getiriyoruz, uçakta gideceğiniz yere gönderiyoruz. Orada ulaşımınızı ayarlamaya çalışıyoruz. Rentakar mı istiyorsunuz, ne istiyorsunuz? O konuda destek oluyoruz. Gideceğiniz yerde otel bulmak istiyorsanız ona destek oluyoruz. Yani anahtar teslimi bir misafir deneyimi yaşatacak bir sürece girmek istiyoruz. Bu da bizim farklı olduğumuz alanlardan ve kendimizi farklılaştırdığımız alanlardan bir tanesi olacak. Uçak içinde yine ikramlar aynı şekilde ücretli devam edecek mi? Ücret falan var mı? Yok. Bu ücretli devam edecek. Neden devam edecek? Çünkü low cost olmanın ana esprilerinden bir tanesi. Bunu sorduğunuz için teşekkür ederim. Açıklamakta fayda var. Çünkü dönem dönem bazen unutulabiliyor. Low cost dediğinizde siz sadece oturduğunuz koltuğa para ödüyorsunuz. Örneğin Ankara'ya gittiğinizde eğer bir şey yemek istemiyorsanız, çay kahve içmek istemiyorsanız ya da günübirlik gidiyorsanız, eğer bir yükünüz taşınmayacaksa bagaj için ya da yiyeceğiniz için önceden belli bir oranda para ödememiş oluyorsunuz. Oturduğunuz koltuğu ödüyorsunuz. Onun ötesinde istediğiniz her şey ekstra. Bu sene ne bekliyorsunuz büyüme oranı olarak çalışan oran çalışan sayısını artırma anlamında yolcu uçak yeni uçaklar katılacak bu yılda filoya. Tabii. Ya yani bu sene filomuzda bir dönüşüm olacak. Yeni uçaklar katılacak. Eski uçaklarımızı Gidecek. satacağız ki 7 tane satışı açıkladık. 80 civarında zaten şu an filo. Şu an 82 tane uçağımız evet. var. Toplam Pegasus ailesinin buna Manas uçaklarımız da dahil, İzmir'deki uçaklarımız da dahil Yıl sonu baktığımızda giriş ve çıkışlar zamanlamasıyla birlikte bu civarlarda bir adette bitireceğiz. Büyümenin gene bu sene geçen sene doğrultusunda olacağını öngörüyoruz. Yani gene biz bir büyüme öngördük. Geçen sene doğrultusunda bir büyüme yaşayacağımızı öngörüyoruz. Yani biz 2017'den ümitliyiz, 2018'den daha da ümitliyiz hatta. Son sorum şu malum uçaklarda laptop evet. veya iPad ya da genel anlamıyla elektronik cihaz cep telefonundan büyük elektronik cihaz yasağı var. Bundan siz de etkilenen taraftarsınız. Tabii. Özellikle İngiltere uçuşları sebebiyle. Nasıl bir önlem aldınız? Bu önlemin ne kadar yolcuya Sıkıntı yaşatıyor mu yaşatmıyor mu bilmiyorum gözlemlemişsinizdir. Bir de bu yasak ne kadar devam eder diye düşünüyorsunuz. Şöyle Amerika'daki yasak biz Amerika'ya uçmadığımız için bize gelmedi ama İngiltere'den yazı geldi. İngiltere 90 gün süre tanımıştı bunu. İngiltere'den bu yasak geldiğinin ertesi günü çok mefur bir olay oldu İngiltere'de ve parlamentoda canlar yandı, canlar evet. kaybedildi. Burada ben aklım bir terörist tehdit var bu terörist tehdit sonucunda da böyle bir tedbir alındı diyor. Ama bu zaman içinde tabi ya aklın söylediği bu çünkü olan olaylara bakıyorsunuz Amerika biraz daha değişik olan olaylara baktığımızda ve uygulamalara baktığımızda bunun belli ülkelerle limitli kalması, bunun süresiz olması o zaman kalbi çalıştırıyor acaba biz Türkler çok mu olduk dedirttiriyor. İngiltere'de bu 90 günü bekleyeceğiz. Tehditin bertaraf edilip edilmediğini göreceğiz. İnanıyorum ki tehdit bertaraf edilmiş olacak ve bu yasak kalkacak. Bu yasağın kalkmasıyla birlikte misafirlerimiz çok daha rahat gidecekler. Umalım bir an önce kalkacak bu yasak. İnşallah. Katıldığınız için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Nice yıllara diyelim. İnşallah. Birinci yılınızı tebrik edelim. Çok sağ olun. Başarılar. Sağ olun. Sağ olun.